Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, değerli Çanakkale'mizin çok kıymetli kamuoyu, sizleri en kalbi duygularımızla, sevgilerimizle, saygılarımızla ve hürmetlerimizle selamlıyoruz. Basın toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ki çok kısa bir süre önce Türkiye'mizde çok tarihi bir seçimi hep beraberce atlattık. Hamdolsun ki Cumhurbaşkanlığı makamını Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir kez daha taçlandırdık. Onurunu ve gururunu yaşıyoruz hep birlikte. Bu seçim sürecindeki büyük gayretlerinden, özverilerinden, çabalarından, çalışmalarından ötürü teşkilatımızın her bir ferdine, Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşlarına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu tarihi başarıda imzası olan, bu tarihi başarıda emeği olan tüm kardeşlerimizi canı gönülden kucaklıyoruz ve sevgilerimizi iletiyoruz kendilerine. Bu seçim sonuçlarıyla birlikte bir kez daha gördük ki Türkiye'nin ve bölgemizin en çok güvendiği lider bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Ve seçim sonuçlarından da gördüğümüz üzere Recep Tayyip Erdoğan vatandaşımızın teveccühüne mazhar olmuştur. Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamını Recep Tayyip Erdoğan ile taçlandırarak bunu vatandaşımız iradesiyle sandıkta kullandığı oyla ispat etmiştir. Hamdolsun. Kıymetli arkadaşlar, bizler seçimden önce tüm siyasi partilere, seçimin diline, ruhuna, siyasetin etiğine, siyasetin diline uygun bir dille seçim süreci ve kampanya süreci geçirmemizi temenni etmiştik ve bir çağrıda bulunmuştuk tüm siyasi partilere. Fakat maalesef üzülerek söylüyorum ki bu seçim sürecinde muhalefet kanalındaki birçok siyasi parti başkanı, birçok siyasi karakter seçimin ruhuna, seçimin diline, siyasetin etiğine uymadan hareket etmiştir. Biz vatandaşın iradesini ipotek altına almaya çalışan bu tavrı, bu tarzı esefle kınıyoruz. Bizler biliyoruz ki vatandaşımızın iradesi demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. Demokrasi ancak ve ancak vatandaşımızın iradesiyle can bulabilir. Bu sebeple bu seçim sürecinde kurdukları, kullandıkları kin, yalan, iftira dolu siyasi dillerinden ötürü bunları kim kullandıysa biz esefle kınıyoruz. Tabii bu seçim sonuçları da bize gösteriyor ki helalleşme ve kardeşlik narası atanlar, biliyorsunuz şehrimizde bir belediye başkanı var ve bu belediye başkanı bir mektup dağıttı şehirde seçimden önce. Ne diyor mektupta? Hakkınızı helal etmeyin diyor. Kıymetli arkadaşlar, bizim yaşadığımız topraklar, bizim yetiştiğimiz gönül coğrafyası, bizim manevi ve milli değerlerimiz hiç kimseye hakkını helal etme söylemini, telkinini bizde bulunduramaz. Eğer buna bir kişi karar verecekse, hakkını helal edip etmeme hususunda bunu yine kendi iradesiyle karar verebilir. Yine kendi iradesiyle bu söyleme kendisi can verebilir. Ama bir şehrin belediye başkanına, şehrin emini dediğimiz, kendisine oy veren ya da vermeyen, binlerce kişiyi kucaklaması gereken bir belediye başkanına hakkınızı helal etmeyin söylemi asla ve asla yakışmamıştır. Kıymetli arkadaşlar, aynı dili kullanan siyasi karakterler, muhalefet kanadında siyaset yaptığını düşünen zevat, seçim süreci boyunca değişimden bahsetmiştir. Oyunuzu değişimden yana kullanın demiştir. Kıymetli arkadaşlar, ben açıkça söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu ve şürekası aslında girdiği her seçimi kaybeden bir isme Cumhurbaşkanlığı adaylığı için oy isteyerek kendi değişim yalanlarını deşifre etmişlerdir. Artı
Biliyorsunuz ki aynı zamanda aynı güruh tek adam söylemlerini de kendi kusurlarını örtmek için, örtbas etmek için bizzat argüman olarak kullanmaya çalışmışlardır. Fakat görüyoruz ki yine sonuç değişmedi. Değişmeyen bir tarzla, değişmeyen bir üslupla, değişmeyen bir anlayışla sonuç almak, değişim yaratmak asla ve asla mümkün değildir. Sonuçlarını da hepimiz görüyoruz. Az önce ifade ettiğimiz gibi değişimin adı ülkemizde Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kutlu yürüyüşümüz, büyük devletimizde 21 yıllık kazanımlarımız ortadadır. Gençlik spordan kültür turizme, sağlıktan ekonomiye, teknolojiden enerjiye, birçok alanda devrim niteliğinde işler yaptık. Tabii bu işleri yaparken aldığımız kararlar milletimizin iradesiyle oldu. Bugün olduğu gibi. Devletimizin başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yine bundan sonraki süreçte de milletimizin kendisine verdiği güven oyuyla hizmet etmeye devam edecektir. 21 yıllık yürüyüşümüzde birçok alandaki kazanımlarımızla gurur duyuyoruz. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Daha bundan 2 hafta önce insansız hava araçlarımızın inip kalktığı bir gemiyi, TCG Anadolu gemisini, yerli ve milli gemiyi hep beraber Türk bayraklarıyla Boğaz'dan selamlayarak buluyoruz. Değişim hizmetle olur. Değişim söylemlerde olmaz. Kıymetli arkadaşlar, değişime bir örnek daha vermek istiyorum. Bizler büyük bir liderin arkasında sıradağlar gibi duran teşkilat mensuplarıyız. Ve bununla da onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Ne mutlu ki bize bundan 100 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduktan sonra bizlere Cumhuriyeti emanet etmesinden 100 yıl sonra Türkiye yüzyılı gibi bir vizyonu bizlere kazandıran, bu konuda bizlere ödev veren, bu konuda bizleri de paydaş kılan büyük bir liderin teşkilatlarının mensuplarıyız. İşte değişim budur bizim için. İşte değişim 100 yıl sonra bile üstüne koyabilmektir. 100 yıl sonra bile ileriye götürmek için gayret etmektir, hizmet etmektir, emek vermektir. İşte değişim budur. Kıymetli arkadaşlar, şimdi bu mosmor bavul ne işe yarayacak? Başkanım, bu mosmor bavul nedir diye soracaksınız. Merak ettiğinizi düşünüyorum. Kıymetli arkadaşlar, bizlere seçim sürecinde 2021 yılındaki tweetimizi bulup, yani bu dandik dundik köy ifadesi vardı biliyorsunuz Özgür Bey. Köyleri de sınıflandırıyordu. Bu köy dandik köy, bu köy dundik köy, bu köy de başka köy diye. Ne akla hizmettir bilmem. Fakat 2021 yılındaki tweetimizin altına bavulunu toplamaya başla makas başkan diyen Ürgür Gökhan'a cevabımız olacaktır şimdi bu mosmor bavul. Kıymetli arkadaşlar, biz bu nobran, yakışıksız, bir belediye başkanına yakışmayan, herkesi kucaklaması gereken, kendisi gibi düşünmese bile herkese saygı duyması gereken bir belediye başkanını bu sözlerinden ötürü eseple kınıyoruz. Ve inşallah öyle değildir ama kendisi gibi düşünmeyenleri bu şekilde ötekileştiren ifadeleri kullanmaktan tereddüt dahi etmeyen bir anlayışın, bir zihniyetin de hastalıklı bir zihniyet olduğunu düşünüyoruz. Ve tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bizleri hiç kimse bavulunu toplamakla tehdit edemez. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz kendilerinin kasetle tehdit ettiği arkadaşlarına asla benzemeyiz. Bu kaset kendilerinin siyasi tarzının,
kendilerinin siyasi üsluplarının bir kimliği haline gelmiştir. Ve bu bavulu tarzları itibariyle bu boş kasetle beraber doldurmaya başlıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, madem konu bavulla açıldı, madem bavul göndermesi yapıldı, biz kendisinin bavulunu hazırlıyoruz. Ve bavulun içinde neler olması gerektiğini de ifade etmek istiyoruz sizlere. Öyle ya, herkes kendi bavuluyla gider. Herkes kendi bagajıyla gider. Kıymetli arkadaşlar. Biz, bakın, gerek seçim sürecinde, gerek seçimden önceki süreçlerde Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkanının HDP ile olan münasebetini, dağdaki teröristlerle arkadaşlık eden kişilerle olan münasebetlerini kıymetli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, biz bu süreçte çokça kırıldık, çokça üzüldük. Yani bir Türkiye'mizdeki bir siyasi partinin genel başkanını şu manzarayı, şu resmi vermesini asla istemeyiz. Fakat belediye başkanı seçimden önce dağıttığı mektuplarda hakkınızı helal etmeyin diye bir çağrıda bulunmuş vatandaşlarımıza. Eğer mesele helallikse biz sizlere kimin sizlere hakkını helal edip etmeyeceğini gayet iyi biliyoruz. Siz öncelikle gidin. Şehit ailelerinden, şehit yakınlarından helallik isteyin. Yine aynı şekilde aman düşmesin, önemli. İçine koyalım. Ülgür Başkan bunlara bakar. Yine aynı şekilde kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz geçtiğimiz Mart ayında Nevruz törenlerinde HDP milletvekili Hüda Kaya şehrimize geldi. Nevruz kutlamalarına katıldı. Ve Hüda Kaya bir tweet attı. Hüda Kaya diyor ki, yitirdiğimiz tüm canlarımız anısına, adalet, barış ve özgürlük için. Hüda Kaya hiç şehit ailesine ya da bir şehit cenazesine gitti mi arkadaşlar? Soruyoruz burada. Fakat Hüda Kaya PKK'lı teröristlerin cenazesine gitti. Hüda Kaya PKK sevicilerle beraber kol kola gezdi. Bir şehit cenazesine dahi gidemeyen HDP vekiliyle Nevruz ateşi yakmak nedir? Bunun helalliği kimden istenecektir? Bunları da çok değerli kamuoyumuzun vicdanına bırakıyoruz. Sözüm ona, özgürlük için yakılan Nevruz ateşi. Bir şehit cenazesine dahi gidememiş HDP vekiliyle birlikte yakılan özgürlük adına sözüm ona, Nevruz ateşi. Kıymetli arkadaşlar, seçim sürecinin hemen öncesinde CHP Genel Merkezi'nde PKK'nın yayın organına CHP'li bir yetkili tarafından Türk bayrakları kaldırılarak verilen röportajda Türkiye'deki HDP'li yerel yönetimlere özerklik verilebilir söylemiyle bir vaatte bulunuldu Atatürk'ün partisinde. Biz buradan tüm kamuoyuna bir kez daha söylemek istiyoruz. Bizim özerklik verilecek bir karış toprağımız dahi yoktur. 81 vilayetiyle bizim memleketimiz, bizim devletimiz, bizim ülkemiz bölünemez bir bütündür. Asla ve asla bir karış toprağı özerklik için verilemez, pazarlık konusu edilemez, vaat konusu edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde HDP'li belediyelere özerklik vaadini de çok kıymetli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu Türk bayrağını da buraya koymak isterdik. Fakat kıymetli arkadaşlar, içerideki paçavralardan ötürü koymak istemiyoruz. Bu bize emanet. Eğer bu meselelerle bir gün helalleşilirse kendilerine bunu takdim ederiz.
Geldiğimiz noktada kıymetli arkadaşlar, işin özeti CHP eski CHP değildir. Yeni CHP'nin Atatürk'ün kurduğu CHP ile uzaktan yakından alakası yoktur. Bu durumu da yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş hemşerilerimizin, değerli kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz Ülgür Gökhan 2015 yılı Haziran seçimlerinde HDP barajı geçince bir pilav dağıtmıştı. Ve tabii tüm Türkiye, sadece Çanakkale değil, tüm Türkiye kendisini pilavcı başkan olarak tanımıştı, hafızalara kazımıştı. Ülgür Başkan pilav yapmayı sever, pilav dağıtmayı sever diyorlar. O halde biz de kendisine bir paket pirinç gönderiyoruz. Kendisi madem çok seviyor pilav dağıtmayı, buyursun bir pilav daha dağıtsın arkadaşlar. Şunu da atalım, hatırlar, unutursa eğer. Kıymetli arkadaşlar, şimdi biz basın toplantımıza az sonra son vereceğiz. Buradan hep beraberce Merkez İlçe Teşkilatımızla birlikte Yalı Camisi önünde dağıtacağımız kavrulmuş helva ikramına geçeceğiz. Ülgür Bey'e bir paket helva hazırladık. Pilavın üstüne helvayı da yiyebilir. Afiyet şeker olsun. Şeker çıkarız. Evet, kıymetli arkadaşlar, biz basın toplantımıza katıldığınız için şimdi sizlere teşekkür ediyoruz. Ülgür Bey'e de bundan sonra pilav siyasetinden, kaset siyasetinden sonra da bavul siyaseti hayırlı uğurlu olsun. Pilavcı başkanın, kasetçi CHP'nin belediye başkanının mosmor bavulunu hazırladık. Arkadaşlarımız bugün belediye meclisi grubumuzla, belediye meclisi grup başkan vekilimiz ve beraberindeki arkadaşlarımızla bugün kendisine teslim edecektir bavul. Söyle, devam edelim. Adım devam edelim.